Tolgözbek.com kanalından herkese merhaba. Her gün saat 19'da yaptığımız yayınlarda bugünkü konumuz Ermenistan Hava Kuvvetleri envanterine girecek Su-30 SM uçakları. Ve tabii ki karşısında Azerbaycan Hava Kuvvetleri de boş durmuyor. Azerbaycan da Rusya ile MiG-35 almak üzere görüşmeler yapıyor ve aynı zamanda yeni nesil savaş uçakları için de temaslarını sürdürüyor. Gelin bakalım bu uçaklarla birlikte bölgedeki dengeler nasıl değişecek, neler olacak? Hem iki uçak tipini inceleyelim hem de gelişmelere şöyle bir bakalım. Ermenistan uzun yıllardır kullandığı ve şu an hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 15 adet Sukhoi Su-25 savaş uçağını yenilemek üzere uzun yıllardır arayış içindeydi. Ve tabii ki bu arayışın en önemli nedenlerinden biri de finansal zorluklardı. Ermenistan sonunda 2016 yılında Rusya ile bir anlaşma yaptı ve Rusya'ya ilk etapta 4 adet Sukhoi Su-30 SM uçak siparişi verdi. Bu siparişler geçen yıl Sukhoi'nin fabrikasından, üretim hattından çıktı ve arkasından da Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait pilotların eğitimleri Rusya'da başladı. Gelen bilgiler bu uçakların önümüzdeki Haziran ayı içerisinde Ermenistan'a gideceği ve 4 adet Sukhoi Su-30'un hizmete gireceği yönünde. Bir taraftan da Ermenistan'ın Rusya ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikinci bir paket uçak siparişinin verilmesi de gündemde. Bunun için de henüz rakam açıklanmıyor ama 4 adet deniyor. Bu rakamın 12'ye kadar da uzayacağı tahmin ediliyor ama ikinci bir hatta üçüncü bir paketin de gelmesi gündemde. Halen Ermenistan Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Ermenistan'da Rusya'ya tahsis edilmiş bir askeri hava üssünde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29'lar da bölgede aktif olarak görev yapmakta. İsterseniz gelin Sukhoi Su-30 SM'leri birlikte tanıyalım. Sovyetler Birliği'nin son yıllarında 1980'lerde tasarlanan Su-27 hizmete girdiği zaman gerçekten karşısındaki NATO ülkeleri açısından çok tehditvari bir uçak ortaya çıkmıştı. Uçağın büyük yapısı, havada uzun süre kalabilmesi, taşıma kapasitesi ve bunlara ek olarak da yüksek manevra kabiliyeti Su-27'nin en çok dikkat çeken özelliklerinin başında geliyordu. Genellikle Batı'da örneğin F-16'da F-16'nın ilk çıkan modeli A'dır. Bunun çift kişiliği B, daha sonra C, D modelleri gelir. Ve arkasından da tabii F-16'lar blok 10, 20, 30 gibi 70'e kadar yükselmiş vaziyette. Farklı model isimleri blok veya A, B, C, D olarak adlandırılarak yer alır. Ruslar ise farklı bir konsept üzerinde çalışıyorlar. Ruslar örneğin Su-27'yi yapıyorlar. Su-27 biraz daha geliştiriyor. Örneğin Su-30 ismini alıyor. Donanmadaki versiyonu ise daha başka bir isim alıyor. Ve en son geliştirilen model ki geçen yıl Teknofest'te gelmişti İstanbul'a Su-35 uçağı. Sonuçta 27'den başlayıp 35'e kadar yükselen uçak modelleri aslında tek bir gövdeden türetilmiş, menzili arttırılmış, motoru geliştirilmiş, işte radarları örneğin ISR radar olmuş veya gelişmiş aviyonik sistemlerine sahip farklı farklı geliştirilmiş modeller ama Ruslar model ismini değiştiriyor. Son ürettiği uçakta Sukhoi Su-27 ile başlayan ailende Su-35. Su-30 SM'nin S ve M harfleri Serial Modernization yani seri modernizasyona tabi tutulmuş Su-30 ailesinin farklı bir üyesi. Bu modelin en büyük avantajlarının başında da uçağın sahip olduğu pilot tarafından yönlendirilebilir motor egzoz çıkışları geliyor. Uçağın motorları farklı yönlere doğru yönlendirmesiyle birlikte pilot uçağın kontrolünü fly-by-wire olarak adlandırılan kablolu uçuş sistemiyle gerçekleştiriyor. Böylelikle pilot bir kol kuvvetine başvurmadan uçağını çok rahatlıkla küçük manevralarla, küçük kumandalarla havada kontrol edebiliyor. Bu sistem aynı zamanda da son yıllarda yoğun olarak yolcu uçaklarında ve iş jetlerinde de kullanılmaya başlamış durumda.
Su 30SM'de thrust vectoring yani motor egzozlarının farklı yönlere döndürülmesi ve uçağın sahip olduğu fly-by-wire dediğim gibi çok yüksek manevra kabiliyetini de yanında getiriyor. Uçağın yaptığı hareketlerin başında kobra hareketi, bir anda gidip çok hızlı sürat kesmek, burnunu kaldırarak ve arkadaki takip eden uçağı öne almak. Onun yanı sıra kuyruk kayışı gibi hareketler Sukhoi'yu Su-27 ile başlayıp 35'e kadar devam eden ailenin gerçekten çok aktif manevraları. Bu manevraları da airshow'larda, havacılık fuarlarında yapılan gösterilerde seyretmekte ayrı bir keyif. En son Teknofest'e gelen uçak bütün hünerini adeta uçağın pistinin dışına çıkmadan pist üzerinde gerçekleştirmişti. Su-30SM çok rollü bir uçak. Hem hava-hava görevlerinde hem de hava-yer görevlerinde başarıyla uçabiliyor. Kumandalarıyla birlikte uçağın geliştirilmiş özel bir otopilot sistemi de yer alıyor. Bu otopilot sistemiyle arazi takibi sırasında çok alçaktan pilot yükünün minimum hale getirilerek çok daha rahat uçmaları sağlanıyor. Pilot, iki kişilik bir uçak, pilot ve arkada uçan silah sistem subayı veya ikinci pilot diğer hedefleme görevleriyle ve diğer tehditlerle havada daha fazla odaklanarak görevlerini gerçekleştirebiliyor. Uçağın başka bir avantajı ise 4,5 saat havada kalması ve bu uçuş yakıt ikmali gerçekleşmeden yapılabiliyor. Geniş iç yakıt tankları sayesinde Su-30 çok uzun bir süre, bir savaş uçağı için 4,5 saat çok ciddi ve uzun bir süre havada rahatlıkla kalabiliyor. Uçak aynı zamanda 8 ton mühimmatı da taşıyabilmekte. Haberin başında da belirttiğimiz gibi Ermeni pilotlar uçuş eğitimlerini Rusya'da tamamlamış durumda ve bu eğitimler ikinci ekibin de uçuş eğitimlerini tamamlamasıyla birlikte Haziran ayında Su-30SM'leri Ermenistan'a getirecekler ve bu bölgede Su-30'ların gelmesi de ciddi bir kuvvet dengesizliğini de yanında getirmiş olacak. Ermenistan'daki gelişmeleri anlattık. Tabii ki Azerbaycan Hava Kuvvetleri de bu gelişmeler karşısında yeni uçak arayışlarını arttırarak sürdürüyor, temaslarda bulunuyorlar. Halen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ana gücünü MiG-29 savaş uçakları oluşturuyor. Hatırlayacaksınız, hem MiG-29'lar hem Su-24'ler zaman zaman kardeş ülke Türkiye'nin konu oluyorlar. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-29 ve Su-24 savaş uçakları ülkemize her yıl geliyor. Konya'da Türk Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliği ile Turas Kartalı tatbikatına katılıyor. İki kardeş ülke bu tatbikatlarda yeni nesil sistemleri, yeni nesil savaş taktiklerini deniyor. Olası bir savaşta birlikte nasıl hareket edilebilir, hangi taktiklerle görev yapılabilir, bunları karşılaştırıyor. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri de kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a her yıl gidiyor. Orada yapılan Turas tatbikatının Azerbaycan'daki tarafındaki tatbikatta da hem iki ülke birbirini eğitiyor hem de yeni taktikleri ve gelişmeleri birlikte değerlendirme şansına sahip oluyorlar. Bir taraftan baktığımız zaman MiG-29 savaş uçakları yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonlarına doğru gelmeye başlıyor. Bir de tabii ki Ermenistan'ın Su-30 almasıyla birlikte bölgede dengelerin biraz Ermenistan tarafına kayma ihtimali söz konusu olunca da Azerbaycan tabii ki boş durmuyor. Ve kendi yeni nesil savaş uçağını almak MiG-29'un üzerine uzun süredir çalışmalar yapıyor. Ermenistan'ın yeni fotoğrafları yayınlamasının hemen arkasından Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde MiG-35 üretim hattına giden Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin yetkililerinin fotoğraflarını paylaştılar. İsterseniz gelin biraz MiG-35'i birlikte tanıyalım. Hangi özellikleri var, bunları görelim. 1980'li yıllarda ilk olarak ortaya çıkan MiG-29 gerçekten o dönemde epey bir dengeleri değiştirmişti. Hatta çok fazla tartışma yaşanmıştı. MiG-29 mu, F-16 mı, üstün mü diye. Hemen bu tartışmada iki uçağınla elmalar, armutlar farklı olduğunu belirtelim. F-16 tek motorlu, MiG-29 ise çift motorlu bir savaş uçağıydı. Ama F-16 biraz daha çok rollü olmasıyla daha öne çıkmaktaydı. Rusya MiG-29'u birçok ülkeye ihraç etti. Bu uçağın geliştirilmesi için de çalışmalar 2000'li yılların başında başladı. En önemli projelerden biri de Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 129 adetlik uçak ihalesiydi. Hintli pilotlarla birlikte Ruslar 2007 yılında MiG-29'un yeni türevi olan MiG-35 için tasarım çalışmalarına başladılar.
Uçağın yeni nesil radar aviyonik sistemleriyle geliştirilmesi, daha yeni nesil motorlarla yakıt tüketiminin hem azaltılması hem de yeni tasarım MiG-35'in daha uzun süre havada kalması planlanıyordu. Bu çalışmalar devam ederken ihalenin eleme ön eleme sürecinde ne yazık ki MiG-35 elendi 2011'de ve Hindistan başka farklı uçak modelleriyle ihalelerini devam ettirdi. Bu sefer projeye Rus Hava Kuvvetleri'nden bir ilgi geldi. 2013 yılında MiG-35 için 37 adetlik sipariş verdi Rus Hava Kuvvetleri. 6 yıl süren araştırma, geliştirme, test ve sonrasında Rus Hava Kuvvetleri'nin sertifikasyon sürecinin ardından ilk MiG-35 uçağı da geçtiğimiz yıl Haziran ayında Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş oldu. 2027 yılına kadar bu teslimatlar peyderpey devam edecek. Bir taraftan da Rusya tabii ki MiG-35 için dış pazarlar arıyor. Bunlarla ilgili Mısır'la anlaşma yapıldı ve Rusya'nın da uzun zamandır gözü Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin bu yenileme projesinde. Dediğim gibi MiG-35 çift motorlu bir uçak. MiG-29 ve MiG-35'i yan yana koyduğumuz zaman uçağın en büyük farklarından biri dış görünüş olarak ikinci kokpitin arkasında yer alan hörgüç, deve hörgücü olarak adlandırılan bir kambur. Bu kamburun içerisinde yeni nesil aviyonik sistemler bulunuyor. Özellikle Rusya havayar görevleri için MiG-35'e gelişmiş yeni nesil aviyonik sistemler yerleştirdi. Uçağın burnundaki lazer işaretleyicisi ile bu tür havayar görevlerinde hassas vuruş imkanı sağlandı. Bu aviyonik sistemle birlikte uçağın belki de en önemli artılarının başında burnunda taşıdığı AESA radar sistemi geliyor. Yeni nesil AESA radar sistemi 200 km menzilli, hem hava hava hem de hava yer hedeflerine karşı pilotlara görüntü sağlıyor, hassas bir hedefleme ve takip imkanı da sunmakta. Bu açıdan MiG-35 diğer Rus uçaklarından AESA radarıyla ciddi olarak ayrılıyor. Uçakta Su-30'larda kullanılan RD-33 serisi motorlar kullanılıyor. Bu motorlar kendini ispat etmiş, yüksek itiş gücüne sahip, aynı zamanda yakıt tüketimi de düşük uçaklar. Bu sayede uçağın menzili ciddi anlamda uzarken havada kalış süresi ve uçağın yük kapasitesi de arttırılmış durumda. MiG-35'ler gövde ve kanat altındaki 10 noktayla 7 ton mühimmatı rahatlıkla taşıyor. Dediğim gibi havayar görevleri için çeşitli güdümlü füzeler, bombaların yanı sıra çok ciddi, çok sayıda da hava hava füzesini MiG-35 taşıma kapasitesine sahip. Azerbaycan Hava Kuvvetleri aynı zamanda MiG-35'in yanı sıra jet motorlu eğitim uçaklarıyla da yakından ilgileniyor. Bunlarla ilgili 4-5 yıldır süren ihale geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Bu ihale sonrasında Azerbaycan İtalyan imalatçı Leonardo'dan M346 tipi uçak almaya karar verdi. Bu uçaklar ileri jet eğitim görevlerinin yanı sıra taktığı çeşitli bombalarla ve mühimmatlarla yakın hava desteği ve havayar görevlerinde de kullanılabiliyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne kaç uçak teslim edilecek bunu henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki aylarda bu anlaşmanın daha da netleşmesi ve rakamın da açıklanması bekleniyor. Azerbaycan bir tarafta MiG-35'lerle, bir tarafta Batı yapısı M346 ile hava kuvvetlerini modernize ederken bu aradaki dengelerin de korunması bekleniyor. Tabii ki Ermenistan'ın alacağı 4 uçak dengeyi ne kadar bozar? Karşılığında Azerbaycan ne yapacak? MiG-35'lerle bu dengeleri koruyacağı tahmin ediliyor. Bunlarla ilgili gelişmeler neler olacak? Bunları muhtemel önümüzdeki yıllarda daha net görmeye başlayacağız. Havacılık videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Bize sorularınızı yorum yaparak iletebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri her zaman www.tolgozbek.com sitemizde. Bu sitemizle ilgili sorular veya videolarımızla ilgili gelen sorularınız varsa lütfen bize info@tolgozbek.com adresinden elektronik posta gönderebilirsiniz. Yarın saat 19'da yeni bir videoyla görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.